Sevgili izleyiciler, öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Ulu Önder Atatürk'ümüzü buradan sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onun yaptıkları ve bize bugün de rahat yaşamamızı sağlaması adına her şey için minnettarız ve layık bir Türkiye için, her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada çok değerli bir konuğum var. Ebru Öztürk, neydi Ebru Hanım sizinki? Epilepsi Derneği Başkanı'ydı. Evet. Ebru Hanım, Epilepsi Derneği Başkanı. Bugün epilepsiyi konuşacağız. Epilepsi bir engel midir bize? Epilepsi bir hastalık mıdır? Genetik midir? Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Ebru Hanım bir derneğin başkanı. Bu dernekte neler yapılıyor? Bunları konuşacağız. 0212 625 64 64 nolu telefondan da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizden duyduklarımızla daha da iyi olacağız inşallah. Öncelikle kendinizi sevgili izleyicilerimize tanıtır mısınız? Derneğinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikli olarak Engelliler Haftası'nda bizleri çağırdığınız için, hassasiyetiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tüm izleyicilerimizin bu anlamlı günde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Atatürk'ün doğum gününü kutluyorum. Hepimize kutlu olsun. Evet. Adım Ebru Öztürk. 1972 doğumluyum. Bu epilepsiyle havale sonucunda tanıştım. 9 aylık ve 1,5 yaşında havale geçirmişim. Sizde de yani böyle bir rahatsızlık tabii, oluştu. Evet. Tabii. Hassasiyetim bundan. 1,5 yaşında doktor kontrolüne giriyorum. Çok tanınmış bir nörolog tarafından kontrol ediliyorum. Ve kullandığım ilaçlar sayesinde durumum oldukça iyiydi. Hı hı. Diğer epilepsilerden daha farklıydım. Çok aktif bir çocuktum. Şu çok küçük nöbetler geliyordu. Bir anlık durgunluk. Mesela siz koşuyorsunuz, çocuklarla beraber yakalamaca oynuyorsunuz. Nöbet geleceğini hissettiğiniz anda o 20-30 saniyelik süreçte duruyorsunuz. Bir noktaya bakarak yutkunuyorsunuz ve tekrar koşmaya devam ediyorsunuz. O çok küçük yaşlarda. Tabii. Hı hı. Bu şekildeydi. Annemden başka da kimse fark edemezdi. Çünkü çocuk yoruldu da durdu şeklinde herkes yorumlarken annem bir anda donuk bakışımdan benim nöbet geçirdiğimi anlardı. Hı hı. Bu daha sonra 16 yaşındayken büyük bir nöbet geçirdim. Fenalaşma oldu. Daha sonra bu hastalığın ne olduğunu tam olarak öğrendim. Ve psikolojik olarak zaten bu hastalığın en büyük nedeni psikolojik olgulara dayanıyor. Bu sefer acaba başka bir rahatsızlık da var, bunu mu söylemiyorlar bana? Kuvvet hapı diye aldığım ilaçlar epilepsi çıktı, başka bir şey de mi var diye düşünerek psikolojik olarak kendimi daha kötü hissettim. Ve nöbetler başladı, büyük nöbetler. Bu 16 yaşıma kadar toplam 4 büyük nöbetken, 9 aylık, 1,5 yaş, 12-16 yaşla sınırlıyken bu sefer 2 yılda bir, senede bir, 6 ayda bir falan derken gittikçe nöbetlerim sıklaştı. Onun için İstanbul Üniversitesi'nden terktim ben. Hı hı. İş hayatına girmek istedim. Çok güzel bir referansla oraya girmeme rağmen bir kere nöbet geçirmemle "Biz sizinle, biz senden çok memnunuz ama" diye başlayan bir cümleyle karşılaştım. Bu da ne kadar arkanız kuvvetli olursa olsun epilepsilerin iş konusundaki problemini yansıtmak için çok iyi bir gösterge bence. Birçok engelle karşılaşılıyor ama epilepsi olduğu anda bir de düşer, fenalaşır, başımıza iş gelir diye size yol gösterebiliyorlar. Aslında %3 engelli şeyini kapsar mı? Aslında %3 engelliye giriyor. Ama şöyle bir şey var. %40'lık epilepsi engeliniz varsa %40 saptanması, hı hı, ki bu çok zor verilen bir rapordur. Ancak o zaman engelli grubuna giriyorsunuz. Hı. Fakat bu %40 engeli kolay kolay kimse vermiyor. Neden? Ayağı sakat olan bir kişinin ilk doktora gittiğinde aynı uzuvdaki problemi görebiliyor. Hı hı. Veya gözüne kör olan bir kişinin hemen o gün saptanabiliyor, belirlenebiliyor. Ama epilepsi de sürekli olarak nöbet gelmediği için çekilen her röntgende veya her MR'da bu sonuç çıkmıyor.
Bunun saptanması zor olduğu için de %40 engelin alınması çok büyük bir şey. Zaten 40 yılda bir benim olduğum gibi fenalaşma nöbeti geçiren kişileri bile işten çıkartıyorlar. %40 engelle hiçbir işe girmesi yok. Çok çok zor. Bunlara zaten engel midir değil midir değineceğiz ama hani sizin bu yaşadığınız süreç bayağı bir ilgimi çekti. O yüzden ona değinmek istedim. Çünkü insanlar kendilerinde bir şey olduğu zaman herhalde daha çok ılımlı, daha çok eğilimli oluyorlar. Tabii. Ki dernekte böyle başladı herhalde bu yol aşamasında. Böyle oldu çünkü ben iş yerinden ayrıldığım zaman 21 yaşındaydım. Buradan da ayrılmam, zaten üniversiteden ayrılmışım. Buradan da ayrılınca psikolojik olarak kendimi çok kötü hissettim. Bu biraz önce anlattığım nöbet olayı ayda bir, günde bire geldi ki yani bir gün nöbet geçirdiğiniz zaman onun 3 gün etkisini, yan etkisini çekersiniz. Sürekli olarak tekrarlamaya başladı ve nerede ne zaman fenalaşacağım belli olmadığı için bir hafta içinde 2 kere nöbet geçirince annem dedi ki bundan sonra Ebru lütfen sürekli olarak yat, ben her teneffüste gelip gidip seni kontrol edeceğim. 24 yaşındaki bir kişi için çok ağır bir şeydi bu. Ağır bir travma yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Zaten 3,5 yıldır bir ekmek almaya kendim gitmemişim. Dışarıya çıkmamı istemiyorlar. Balkona çıkma, şohbeni yakma, bıçak elimi, ocağı açma, istediğini yap evde diyorlar. Tehlikeli ne yapabilirsiniz? Şeyler. Bu sefer buna üzülürken 3 hafta yatalak kalmayı tattım. Annem her teneffüs geliyordu, bakıyordu. Çok affedersiniz, lavaboya gideceksem veya bir bardak su alacaksam annem bana getiriyordu. Peki bu arada tedavi süreciniz başlamadı mı size? Tedavi devam ediyordu ama... İlaçlı tedavi mi? Tabii ilaçla tedavi oluyordu. Ama faydasını göremiyor musunuz? Faydası gittikçe azaldı. Ataklar çoğaldı. Psikolojik olarak tabii. Kendimi kötü hissedince, eve kapanınca kendimi daha kötü hissettim. Nöbet geldikçe daha kötü hissediyordum. Strese bağım zaten daha çok tetikliyor. O da tabii sarmal olarak devam etti. Her geçen gün beni daha kötüye götürdü. 3 hafta yatalak kalınca artık çok kötü bir şeye gelmiştim. O arada annemin okulu tatil oldu. Tamam dedi, artık bundan sonra evin içinde beni kontrol edebileceği için artık yatmama gerek kalmamıştı. Yine bir gün annemle beraber, hep annemle gidip geliyoruz hastanelere, kendim hiçbir yere gidemiyorum. Ve üniversitelerden bir tanesinde tıbbın yapacağı şey burada sona erdi. Allah yardımcınız olsun diyerek beni gönderdiler. Bilimde evet, de. Yani burada bu şekilde gönderildim. Ve hiçbir ümidim, o günden sonra hiçbir ümidim kalmamıştı. Annem öğretmen. Beden eğitim derslerinde raporu annem kabul etmezdi. O kişi kenarda tek başına olduğundan dolayı toplumdan izole oluyor. Ben onu öğrencilerin arasında katmalıyım, ben ona göz kulak olmalıyım derdi. Süper. Yine çocuklardan bir tanesi için velisi geliyor. Bu kişiyi diyor kesinlikle derse almayacaksınız diyor. Annesi anneme kağıdı atıyor, raporu atıyor. Niye atıyorsunuz diyor annem. Babası geliyor, kusura bakmayın diyor. Psikolojik olarak eşim kendini kötü hissediyor. Böyle bir durum var. Benim de çocuğum epilepsi diyor annem. Hangimiz bir doktora da bulursak birbirimize haber verelim. O arada bunların bulduğu bir çocuk doktorunu bana önerdiler ve oraya gittik. Herkesin baktığı röntgenlere, MR'lara bir şey yok dediği yerde MR'ın birinde bir şey yakıldı. Bu da bir umut ışığı oldu. Aynen öyle. Sol terampol bölgede yumuşak doku dedi. Çok sevindim yani beynimin bir yerinde bir şey çıktı diye. En azından nerede olduğu belliydi. Artık dedi bundan sonra hastaneye gelin gidin. Özeli de gelmenize gerek yok. Çok şaşırdım, hep özellere gidiyorduk çözüm alalım diye. Hep yurt dışından gelen ilaçları kullanıyordum. Türkiye'de kontrol iyi değil diye. Neyse oraya gitmeye başladım. O arada annem yine okuldan izin aldı. Beni kontrole götürdü. Şimdi günü tam hatırlamıyorum ama mesela pazartesi gittik diyelim muayeneye. Çarşamba günü sonuçlar alınacak. Doktora tetkikleri vereceğiz. Çarşamba günü gittik, sonuçlardan biri çıkmamış. Perşembe günü gelin dediler. Annem de dedi ki perşembe günü ben izin alırım. Cuma günü beraber gideriz. Yok dedim, ben kendim gideceğim. Arabamı çarpar. Biri mi vurur? Artık canınıza tak etti. Evet, son noktaya geldim artık. Ölürsem ölürüm dedim. İlk kez isyan ettim.
Ve o gün evden çıktım. Kaç yaşındaydınız o zamanlar? 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydınız. Herkese bakıyorum, üniversiteleri bitiriyor, çalışma hayatına siz gidiyor, her şey oluyor. Siz çok ağır bedeller ödüyorsunuz. Üniversiteniz ben yok, yarıda şey bıraktınız, iş hayatınız ertelendi. Tabii. Bayağı bir bedeller ödeniyor bir ve... Bir de çevrem olduğu gibi üniversite mezunu benim. Travmalar yaşatıyorlar. Babaannem hemşire, büyük babam subay, babam subay, annem öğretmen. Yani herkes okumuş insanlar. Peki, ama siz okuyamıyorsunuz yani. Mucizeyle ne zaman karşılaştınız? İşte o gün gittim, kendim gittim. Doktor dedi ki, Ebru dedi, böyle bir ameliyat başladı Türkiye'de. Beyin ameliyatları yapılıyor. Nöroşüroloji bölümünde bir doktorumuz var. Türkiye'de tek burada var. Ama bir bakılması gerekiyor. Aa, ben ameliyat olayım, ne zaman olabilirim falan dedim. Ne, dur Ebru bir görsünler dedi. Tamam, ben ameliyata gidiyorum, siz verin evrakları dedim. Ben doktor benim yanına gittim. Bu kadar canınıza tak etti. Canıma tak etti. Ölürsem ölürüm yani, yaşam değil çünkü bu. Neyse. Doktorun yanına gittim. Gayet rahat bir şekilde oturuyorum. Yanımda EEG'ler var. Montum ve çanta duruyor. Uzattım. Ölebilirsin dedi. Sakat kalabilirsin. Hafızanı yitirebilirsin. Bu %15'lik kesin dedi. %85 iyileşebilirsin. Sadece büyük nöbetler geçer veya hiçbir değişiklik olmaz dedi. %85 çok güzel bir oran. Tabii. Hiç önemli değil dedim. Tamam, ben ameliyat olacağım. Tek bir sorun var dedim. Saçlarımı kesecek misiniz? Bir fırladı oradan, sen ne diyorsun, benimle alay mı ediyorsun diye. Onları nasıl oradan toplayıp kaçacağım bilemedim çünkü o gün. Çünkü bakın, hayatınızı kaybetmeyle ilgili bir şey konuşulurken yine kadınlar görselliğe önem verir, evet. Saçlar kesilecek mi? Bir noktada da sizin ne kadar bilinçli olup olmadığınızı doktor orada sorguluyor. Yani bu hasta ameliyatı alınmalı mı, alınmamalı mı? Alınmamalı mı? Orada da psikolojik bir travma mı yaşıyor gibi onu ölçüyor. Umurumda değil çünkü sıfıra vurulursa ondan korkuyorum ben, saçlarım kazınacak diye. Neyse, ameliyat tarihi verildi. Oldunuz ameliyatı? Oldum. Türkiye'deki 16. ameliyat olan kişisiniz. Evet. Sonuç zaten karşımızda sonuç, olduğunuz için evet, mükemmel. Evet. Bana ne dediler kadar güzel. İşte 1-1,5 yıl arasında nöbet gelebilir. Hazırlıklı ol. Ameliyat sonrası. Tabii. Beyinde çünkü bir operasyon oluyor ve o noktalar tekrar yerli yerine yerleşiyor. Oldu mu peki? 1,5 ay sonra bir büyük nöbet geldi, bir küçük nöbet geldi. Onunla beraber bir daha asla tekrar etmedi. Çok şükür, çok güzel. 1,5 yıldan önce işe başlayamazsın dediler. 7 ay sonra gittim doktorun kapısına dayandım. Ben dedim artık işe girmezsem tekrar hasta olacağım. Ben başlıyorum dedim. Şimdi ne yaparsan yap dedi. Ne kadar güzel Ebru Hanım. Sizi de buraya konuk etmemizin asıl nedeni de evet, engelliler haftasıydı. Bizi aradığınız için de teşekkür ederiz. Çünkü ben epilepsi de gerçekten bir engel midir, bir hastalık mıdır, insanların korkması gereken bir şey midir, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık mı, rahatsızlık mı, bir bulgu mu? Bunlara değinelim istedik ama öncelikle çok teşekkür etmek istediğim konu şu. Hiçbir şey olmadan, ego olmadan, hiçbir şeyi gizemlemeden doğal yaşantınızı bize anlattınız. Çünkü bizi seyreden sevgili izleyicilerimiz de en azından nasıl adım adım gidildiğini ve kişinin psikolojik olarak neler yaşadığını bu kadar doğaçlama bir bazen konuşmalar olmuyor. O yüzden yansıttınız bize, neler yaşadığınızı yansıttınız. Ama şimdi bizim kafamıza şöyle bir şey oluyor. Bazılarımız epilepsinin ne olduğunu da bilmiyor. Epilepsiye değinelim. Daha tabii. Sonra dernek öyküsüne girelim. Çünkü bu yaşantılardan sonra sizler de yaşadığınız, edindiğiniz bilgileri, tecrübeleri, olumsuzlukları ve bunları nasıl olumluya dönüştüreceğinizi bu dernekte paylaştınız. Ben derneği de çok merak ediyorum. Çünkü size neler geliyordur? Mutsuz tabii. Olan, çare arayan, umutsuz vakalar dediğimiz kişiler de geliyordur. Umut ışığı o dernekte arıyordur ve paylaşımlar yapmak, bir şeylere yaramak istiyordur. O yüzden bu konu çok çok önemli. Sizin broşürünüz elimde. Broşürde şöyle yazıyor. Sevgili izleyiciler, okumak istiyorum. Epilepsi akıl hastalığı değildir. Çok etkilendim. Evet. Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir. Epilepsinin tedavisi en önemli konu sürekli ilaç kullanımıdır. Bizim toplumumuzda engelleri biz yaratıyoruz insanlara. Çok doğru. Yani biz sizin engelinizi kaldırmaya geldik demiyoruz. Biz sizi her geçen gün bir engelli vatandaş olarak görmek istiyoruz gibi.
O arabalar, o da onu tetikliyor. O şeylere, kaldırımlara kadar. İnsanlar nerede yürüyeceği belli değil. Engellerini azaltmak yerine onların engellerini yüzlerine vurmaya çalışıyoruz gibi. Hiçbir zaman sevmediğim bir kelime vardır, özürlüsün kelimesi. Artık neyse çok şükür engelli. Bir yerimin engel, yani benim bir şeyleri daha kolay yapmama birazcık engel olduk şeklinde. Bu kelimeyi biraz daha çok sevimli hale getirdiği için seviyorum. Herkese de engelli kelimesini kullanmasını tercih ediyorum. Hepimiz engelli olmaya adayız. Hepimiz adayız. Yalnız şöyle de bir şey var. Bir yerlerimize bir şeyler olduğu zaman mı hayata sımsıkı sarılacağız? Çoğumuz mutsuzuz. Çoğumuzda sıkıntılar var ve kendi bedenimizde, kendi ruhumuzla bağdaşamıyoruz. Aynalara gülerek, severek bakamıyoruz. Evet. Kendimizi farkında değiliz. Anca bir şeyleri kaybettiğimiz zaman değerini anlıyoruz. İlla kaybetmeli miyiz? Epilepsi bu yüzden de günümüzde çok fazla var. Genetik, aynı zamanda sonradan olduğunu da biliyoruz. Sizin epilepsi örneğin ateşli bir rahatsızlıktan sonra 1,5 yaşlarınızda bilinçli bir anne, bilinçli bir ebeveyn varmış da fark etmiş. Şimdi ben size şunu soruyorum. Annenizin anlatımıyla biliyorsunuz. Yani 1,5 yaşta çok hatırlamazsınız ama örneğin ara ara ataklar geliyor dediniz. Donuk kalıyordunuz. Yani bu çocuğum epilepsi mi değil mi? Bazen doktorların kapıları çok zor çalınabiliyor, gidilebiliyor. Bir ebeveyn nasıl fark edecek? Yani boş boş mu bakıyorsunuz? Kas katı mı katılıyorsunuz? Bir hareket edemiyor musunuz? O anda düşünemiyor musunuz? Neler oluyormuş? Anneniz ne anlatıyordu size? Şimdi hem benim açımdan hem annemin açısından söyleyeyim. Ben de çekilme şeklinde oluyordu. Şöyle bir iple bağlanmış. Böyle buradan bir şey çekiliyor. Burada düğümleniyor. Saniyeler içinde, 20-30 saniye içinde. Bu düğümlenme olduğu anda nefes falan alabiliyor musun? Alıyorum. Sizin dediğinizi duyuyorum, anlıyorum. Ama mesela adın ne dediğiniz zaman Ebru Öztürk şeklinde yanıtlıyorum size. Yani Ebru Öztürk diyemiyorum bir anda. Duraksayarak. Bir tutukluk yapıyor bende. Ama o birkaç saniye. Şimdi o anda da insan ister istemez duruyor, bir yere dalıyor, bakıyor. Yürüsem yürüyebilirim ama yine dalarak yürürüm. Fazla bir konuşsam konuşmam doğru olmayacak. Yürüsem yürüdüğüm yere doğru yapıp doğru yöne gidebilirim. İşim varsa elimde işi de doğru yapabilirim. Ama konuşmada tutukluk oluyordu. Küçük nöbetlerde bu şekilde. El kol hareketlerini rahat kullanabiliyor muyuz, motorsal aktiviteleri? Tabii onu kullanabiliyordum. Sallanma falan yürürken denge kaybı? Denge kaybı olmuyordu. Çünkü bendeki büyük nöbet değildi. Küçük nöbet. Büyük nöbetlerde oluyor. Tabii olur. Pötümer nöbet dediğimiz küçük nöbetler oluyordu. Annem de şunu söylüyordu. Bir anda donuyorsun, tek bir noktaya bakıyorsun ve sürekli olarak yutkunuyorsun. Arka arkaya ettiğim zaman... Çünkü kere, buradaki düğümlenmeden dolayı düğümlenmeden dolayı yutkunuyorsunuz. Böyle çekilip bir şey düğümleniyor. Sizde arka arkaya yutkunma olayı gerçekleşiyor. Zaten normalde arada bir yutkunursunuz. Arka arkaya yutkunma, durma ve tek nefes bir noktaya bakma şeklinde olunca hemen o saniyeler içinde fark ediliyordu. Ama kim fark ediyor? Dediğim gibi annem fark bilinçli ediyordu. Bilinçli kişiler işte. Peki örneğin biz yollarda falan baygınlık geçiren insanları görüyoruz. Halk dilinde bu sarı hastalığı. Evet. Epilepsi evet. Sarı hastalığı. Yani diğer gelişmiş adıyla biz epilepsi diyoruz. Doğru. Bunun da vakaları var. Yani yaşayan travmalar açısından birinci aşama, ikinci derece ağır vakalar gibi herhalde epilepsinin de dereceleri var. Tabii büyük ve küçük nöbetler. Yalnız değil. Benim yol kenarında falan gördüğüm şeyde insanlar zaten bir kalabalık toplanıyor ve merak halinde de gidiyoruz bakıyoruz. Hani öncelikle yardım değil de merak içinde gidiyoruz falan. Ama o insanı daha da çok bunaltıyoruz. Sabit bir noktaya bakan bir insanı görüyorum ben. Terliyor. Terledikten sonra da dişleri kenetleniyor. Bu büyük nöbetlerde mi oluyor? Diş kenetleniyor ve bazen halk dilinde soğan alıyorlar, bir şey alıyorlar, koklatıyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Nefesi daha çok tıkıyor. O atak geçiriyor ve ilacını istiyor. Hemen anında ilacını içmek istiyor. Hareketlerle söylüyor ve dediğiniz gibi duraksayarak konuşuyor. Kelimelerde takıntılar oluyor. Epilepsi bir beyin hastalığı mı? Evet. Beyinden gelen nöronlarla, yani dediniz ki siz sol temporal lobta
ki belli bir ateşten sonra bir hasarla birlikte siz de böyle çıktı. Hı hı. Ağır travma, ağır kazalarda da epilepsi olma şansı var. Var. Beyin hasarlarında var. Ama herhalde bu derecelerine göre mi tedavi süreçleri var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Küçük nöbetler ve büyük nöbetler dediğimiz iki tip nöbet var. Ama epilepsi çeşidi derseniz yüzden fazla epilepsi çeşidi var. Mesela kimisinde kolu şu şekilde atma şeklinde oluyor. Beynin mesela sol atak tarafta zamanı atak mı? Nöbet geliyor. Birdenbire bu kol şöyle çekilerek oluyor. Kimisinde önce bir taraftan başlayıp sonra ikinci tarafa doğru geçiş şeklinde uyuşma oluyor. Önce buradan başlıyor, sonra burada devam ediyor mesela. Kas katı kalıyor mu kimisinde o zaman? Kimisinde kasılıp kalıyor. Kimisinde bir anda yere yığılma şeklinde. Baygınlık gibi. Evet, yani tutamıyor. Ayakların üzerinde duramayacak hale geliyor. Bir anda küt diye yere düşüyor. Kimisinde ağzından köpük geliyor. Kimisinde dişler kenetleniyor. Farklı farklı bunlar çeşitleri ağır var. Bunlar ağır köpük gelen, kasılan, kitlenen büyük nöbetler oluyor. Tabii küçük nöbetlerde zaten dediğim gibi siz fark etmezsiniz onu. Onun yakını ebeveynleri fark eder küçük nöbetleri. Ama büyük nöbetlerde bir anda nerede ne zaman fenalaşacağı belli değildir. Onun için de bu kişiler yürürlerken yanlarında genellikle bir tanıdığı, bildiği birisi vardır veya bu yoksa, tek başına yürüyorsa cebinde, cüzdanında bir yazı vardır. Epilepsi hastasıyım, şu ilacı kullanıyorum şeklinde çoğunda bu yazı vardır ki olması gerekir. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Alzheimer hastalarında da, çünkü hafızada, bellekte unutma yaşanıyor. Yani siliniyor. Bütün her şey, yaşanmışlıklar siliniyor ve çocukluğa dönüş gibi devamlı bir şeyler hissediliyor. Alzheimer hastalarında da sevgi dokunuşu denen bir şey var. Telefonlarını bileklerine, kollarına kalıcı olarak cihazlarla yazılıyor. Acısız bir işlem. En azından çünkü o kağıdı, o şeyi göremeyebiliyor, atabiliyor kendisi de. Şimdi bir noktada da Alzheimer'da da bir anda hafıza siliniyor ve sıfırlanıyor gibi. Epilepsi de bu Allah'tan anlık oluyor. Tabii. Hani böyle bir sevgi dokunuşları bu kişilere de had safhada olan ağır vakalara da yapılabilir. Tabii. Peki örneğin sizden başlayalım yine. Ameliyat oldunuz ama hala düzenli kullandığınız bir ilaç var mı? Hayatınız boyunca kullanacak mısınız bu ilacı? 3 yıl kullandım. Yine ameliyattan sonra 3 yıl boyunca düzenli olarak kullandım. Ondan sonra ilaç kesimi başladı. İlaçların kesimiyle beraber 4 yılda buldu. İyileşmeme rağmen toplam 4 yılda ilaçlar bitmiş oldu. Senelerce ilaçlarla beraber yaşadım. Şimdi bazıları vardır. Mesela hiç ameliyat olmaz ama hayatı boyunca ilaçla yaşayacaktır. Hiç nöbet geçirmiyordur. Ama belki yarım bir kapsül bile değil, yarım kapsülle hayatı boyunca gayet sağlıklı bir şekilde yaşayabilecektir. Bazı arkadaşlarımız vardır, 3-4 çeşit ilaç aldığı halde hiçbir şekilde sonuç vermiyordur. Ama bu tedavi doğru noktada gitmiyor diye mi, doğru tanı konulamıyor diye mi yoksa? Bundan dolayı da olabiliyor. Bazıları da çok güçlü epilepsiler oluyor. İnatçı dediğimiz güçlü epilepsiler oluyor. Onun için ona çare bulunamıyor. Peki epilepsi, örneğin biz her geçen gün yaşlanıyoruz. Yaş alıyoruz diyoruz. Kaliteli yaşlanmak önemli diyoruz. Epilepsi de her geçen gün doğru bakıp doğru tedavi sistemi uygulanmazsa derecesi artabilir mi? Artabilir tabii. Yanlış tedavi sonucunda çok daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Yanlış alınan bir ilaç veya düzgün alınmayan bir ilaç, bu da çok önemlidir. Yani saatlerinde almanız gerekiyor ilaçlara. Düzgün alınmayan bir ilaç, işte uykusuzluk, sevinç, üzüntü, çok fazla bilgisayara bakmak, çok fazla yorulmak gibi olaylar, bunların hepsi epilepsinin tetikleyicisidir. Evet, şimdi ben dernek olayını ikinci bölüme saklamaya çalışıyorum. Reklamlardan sonra dernekte neler yapıyorsunuz diye. O yüzden lütfen siz de bilgilerinizi, bizim programımızda hep söylüyorum, doğaçlama olduğu için hani aklıma geldikçe sizin konuşmalarınızdan ben bir soru çıkarıp öyle anlatıyoruz, soruyorum. Daha doğaçlama, daha halktan, daha halk diliyle olsun istiyorum. Tabii. Şimdi biz hep deriz ki hücrelerimiz gece uyurken çalışıyor.
yenileniyor. Evet. Cilt için vücudumuz, organlarımız kendilerini yeniliyor. Genç hücrelerde örneğin bir vitiligo rahatsızlığı dediğimiz o dokunun bembeyaz olması genç yaşlarda daha hızlı oluyor. Renk pigmentinin ölmesi, koyu renk pigmenti, renksizlik, beyaz beyaz lekeler oluşuyor. Yaşlılıkta yaş ilerledikçe hücreler yavaşladığı için onlar da daha az seyrediyor. Şimdi epilepside genç hücrelerde bu bulgular gibi çok hızlı ilerliyor mu? Yani küçük yaşta başlayan bir epilepsi. Örneğin 24 yaşına geldiğinizde. O sürede daha mı hızlı ilerliyor? Yoksa orta yaşta da epilepsiyle tanışılabiliyor mu? Bir anda bir travma, örneğin kaza geçirip bir travma oldu. Sonradan olan bir epilepsi ama belki ondaki bulgular daha mı yavaş gidiyor hücrelerin yavaşlamasından dolayı. Böyle hiç gözlemlediğiniz bir şey oldu mu en azından derneğinizde falan? Her yaşta bu olay gerçekleşebiliyor. Evet. Yani çok basit bir örnek vereyim. Benim tanıdığım, çok sevdiğim birisi vardı. 42 yaşında devlet memuru olarak çalışırken epilepsi rahatsızlığı geçirdi. Bununla beraber erken emekli oldu. Ve bana ne oluyor diyerek kendini toplumdan izole ettiğinden dolayı hiç kimseyle, abisiyle beraber yaşıyorlardı. Abisiyle de görüşmedi. Bir süre sonra kendini izole ede ede en sonunda kendini balkondan aşağıya atmış ve öldü. Yani bizde çok fazla şeyle karşılaşılır, intihar olayıyla karşı karşıya kalınır. Çünkü biz toplum olarak insanlara acıyarak bakıyoruz. Yardım ederek değil. Aa ne oldu? Mesela fenalaşıyor bir kişi. Ona nasıl ilk müdahalede bulunurum değil. Ne oldu? Niye fenalaştın? O ona değil soruyor. Ya, ona yardım ediyor ama o kişiye kimse müdahale etmiyor. Veya bir 112'yi aramak gibi bir şey yok. Aslında müdahaleyi bilmemiz bizim çok önemli olan bir şey. İlk yardımı herkesin alması gerekiyor. İlk yardımı herkesin bilmesi lazım. Çünkü hepimiz adayız. Demin sizin söylediğiniz gibi. Hepimiz adayız. Her yaşta olabiliriz. Çok küçükken olup geçebilir. 60 yaşında da nüksedebilir. Bir ateşi çıkar, olur. Ayağı kayar, başını çarpar bir yere, olur. Yani her yaşta olabileceği gibi kimisinde çok kısa sürede geçer, kimisinde hayatı boyunca bununla beraber yaşar. Veya stresten dolayı bir depresyon, tetikleyici bir depresyon. Örneğin olabilir. Bizim majör dediğimiz depresyon. Hat safhada olan ve kendi kendine devamlı tekrarlayan en zor tedavi edilen bir sistem dediğimiz kişinin psikolojisiyle ilgili yaşadığı travmalar, ataklardan dolayı da beyindeki bir bulgunun epilepsiye doğru yönlendirmesi de olabilir diyoruz. Hani bunun tıbbi bir açıklamasından dolayı değil ama kendim klinik psikolojisinde olduğum için bu konuları hani daha net açıklayabiliyorum. O yüzden epilepsi gerçekten çözümlenemeyecek bir hastalık, bir bulgu değil. Sadece panik atak örneğin beynin bir oyunu. Beynimiz bize oyun oynuyor. Panik atak rahatsızlığında kişinin yaşadığı kalp krizi sendromunu gerçek kalp krizi yaşayan hasta o kadar acı çekerek yaşamıyor. Tabii. Beyin oynuyor veya bir kalp çarpıntısı yaşıyor, el ayak titriyor. Hani epilepsinin bulgularında da o yine beynin oyunu gibi bir andaki o atak o insanı belki birkaç saniye sürüyor. Bayağı bir etkiliyor. Stresi tetikliyor. Tabii. Karşı dayanıklılığınız önemli. Yani karşılaştığınız o olaylar karşısında o epilepsi mi sizi yenecek, siz mi epilepsiyi yeneceksiniz? Olay bu. Bu olaya da reklamlardan sonra dernekle birlikte neler yapıyorsunuzla birlikte değinelim. Tabii. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Şu anda tam da Muratlı Tabelası'nın önündeyiz. Değerli izleyicilerimiz, daha önce de anlattığımız gibi yerlerimiz Lüleburgaz'a bağlı. Fakat konum olarak içinden hızlı trenin geçtiği Muratlı'ya sadece 10 dakika mesafede. 250 metrekare, imarlı, ifrazlı, alır almaz da 2,5 kat inşaatınızı yapabileceğiniz bir yer burası. 160 konut imarlı. Burası aynı zamanda Ergene Havzası ve Ergene Havzası demişken toprağı çok ama çok verimli. Bakın, bizler İstanbul'da gerçekten bu toprağa hasretiz. Gerçekten hasretiz. Bu toprağı avuçlamaya, koklamaya ve sizler burada bu güzelliği yaşayacaksınız. Bunu unutmayın. Bu güzelliği yaşamak için buraya gelin. Ve bizler kendi köyümüzde
Yılda bir kez ürün alırken Trakya'nın o bereketli topraklarından, yani burada yılda 3 kez ürün alabiliyoruz. Çok bereketli toprakları. Yastık altı birikimine son diyoruz artık. Elinizdeki birikimleri doğru değerlendirmenin tam zamanı. Evet, çok değerli bir kaynak ve gittikçe tükenen bir kaynak toprak. Ve şimdi toprağa yatırım yapmanın tam da zamanı. Arsa dünyasıyla buluşmanın ve arsa dünyasının size sunduğu bu imkanlardan da yararlanmanın tam vakti diyoruz. Neden mi? Emsalleri şu anda bu yörede, bu bölgede 55-60 bin TL olan bu yerlerimiz şu anda 36 bin TL. Arsalarımızın başında bu şirin mahallede o yerinizi belirlemek ve evinizi yapıp burada yaşamak. Ya da yatırım yapmak mantığında bekletip prim anlamında kazanmaya hazır olacağınız o döneme doğru hareket etmek. Ne diyoruz? Hemen bir şey arıyorsunuz. 0212 728 55 33 0533 090 19 0. Bekliyoruz. Yaşadığı dönemin en önemli inanç önderlerinden biri olan Hüseyin Doğan dedemizi Hakk'a yürüyüşünün 34. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Müzik 21 Mayıs Pazar günü Malatya'nın Kırlangıç Köyü'nde yapılacak olan anma etkinliğine tüm canlarımız davetlidir. İzleyiciler, Ebru Öztürk'le birlikteyiz. Epilepsi Derneği Başkanı. Biz şu anda gördüğünüz gibi mor gözlüklerimizi taktık ve bunun simgesi epilepsiyle bak. Çevrene, hayata, her kişiye epilepsiyle bak. Mor renk zaten engellilerin rengi. Mor zaten her şeyde bir enerji, evet, rengi. Biz de bu gözlüğü takmak istedik ve bu şekilde baktık. Çok da yakışmış bu arada. Kendimi görüyorum ekranda. Güzel. Epilepsiyle bakıyoruz şu anda. Evet, epilepsiyle bakıyoruz. Bu bölümde de şey yapalım Ebru Hanım. Zaten doğaçlama konuşuyoruz da. Epilepsi nedir? Buna bir değinelim. Çok net bilmiyoruz, hı hı, çünkü. Ve epilepside ilk yardım nasıl yapılmalıdır? Sevgili izleyicilerimiz, bunlarla bilgilendirelim ve derneğe geçelim. Tamam. Buyurun. Epilepsi normalde bizim beynimizden sürekli olarak bir elektrik akımı geçiyor. Bu elektrik akımının bir anda çok fazla geçmesi, yani 3-4 tane elektrik akımı geçecekken bir anda 20 tane elektrik akımı geçmesi sonucu beynin bir noktasında zarar veriyor. Hı hı. Kimisinde görme, kimisinde duyma, kimisinde hafıza gibi farklı farklı bölgelere zarar veriyor. O zarar verdiği bölgelerde kimisinde kristal doku oluyor, kimisinde yumuşak doku, kimisinde başka bir oluşum gerçekleşiyor. Bu oluşum sonucunda epilepsi olayı söz konusu oluyor. Tek bir noktadaysa demin dediğim gibi tedavi edilmesi daha kolay oluyor. Bazen de birkaç noktayı etkileyebiliyor. Şimdi epilepside ilk yardım bence bu en önemli şey. Kesinlikle karşımızdakinin elini ayağını tutmayacağız. Ağzını açmaya çalışmayacağız. Çünkü o kadar fazla bir enerji birikimi, biraz önce dediğim gibi çok fazla bir elektrik akımı geçmesi sonucu bir boşalma olayı söz konusu oluyor. Sizin onu tutmanız, elini ayağını tutmanız mümkün değil. Çok kuvvetli vurmaya başlıyor. Kesinlikle elini ayağını tutmayın. Kenarda kırılacak bir şey varsa, çarpıp da canı yanabileceği bir şey, onları kenara alın. Hı hı. Yapacağımız en önemli şey başını vurmamasını sağlamamak. Mesela o anda ne var elimizde? Çanta mı var, atkı, eşarp, neyse. Başın altına. Başın altına en kötü ihtimalle elinizi koyun. Birazcık eliniz acır taşa değdiği için. Başı temas etmesin, çünkü başka türlü sonuçlara neden olabilir. Eğer ağzından köpük gelen bir nöbetse başını yan çevirin, nefes borusuna gitmesin. Birkaç saniye içinde bu nöbet geçecektir. Geçtikten sonra da ne oldu sana,
ne yaptın, niye geldin gibi şeyler söylemeyin onun yerine. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. Özellikle bir bayansa bana ne oldu diyor. O birkaç saniye içinde. Tek söylenecek şey var. Korkma Şişli'desin. Korkma işte Kadıköy'desin gibi bir şey söylediğiniz zaman ona büyük bir rahatlık, mutluluk vereceksiniz. Hı hı. Onun haricinde zaten bir şeye gerek yok. En fazla kalkarken elinden tutarsınız. Her işini kendisi yapacaktır. Peki örneğin kendi başını bayılıyor gibi oldu. Pat diye yere düştü. Hı hı. Kafasını zaten vurdu. Hı hı. Yatan bir kişiyi gördük. Aa ne oldu sana falan demeyeceğiz. O zaten başı betona değmiş. Tamam. Yine de başının altına bir çanta koyalım mı? Koyalım. Çünkü nefes esnasında elini ayağını vururken o kuvvetli o başı tekrar tekrar pat pat vurabilir. Darbe alabilir. Aynen. Tamam. Onun için o darbenin tekrarlanmaması açısından sadece başını koruyoruz. Bir onun de hiçbir şey yok. Bir de şey yapıyoruz. İşte dedim ya soğan çevreden arıyorlar. Soğan koklatıyoruz. Çok yanlış. Oysa nöbeti uzatıyoruz biz. Değil yardım mi? Soğan kesinlikle hayır. Kolonya, soğan, sarımsak bunlar koklatılmayacak. Biz yardım ettiğimizi zannediyoruz. 30 saniye sürecekse 35 saniye sürüyor nöbet. Çok bayılanlara yanlış. Da böyle yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Evet sevgili izleyiciler buradan lütfen söylüyoruz tekrar aklımızda olsun. Ben de soğan iyi geliyor gibilerden de düşünüyordum. Herkes bir soğan arıyor. Sokağın ortası soğan var mı denildiğini de duydum. Soğan, kolonya, herhangi bir sarımsak bunlar asla koklatılmamalı. Köpüğü varsa ağzında bir köpürme varsa yani o köpük herhangi bir şekilde dişleri kenetleniyorsa dişi açmaya çalışmayalım. O anda dili de kesebilir yani her şey olabilir. Zaten yan açamayacaksınız yatır. Bir de ağzına, dişlerine, çeneye başka türlü zarar vereceksiniz. Bir de size de tepkiler verebilir. Tabii. Örneğin dizleri kenetlendiyse dizlerini düzeltelim uzatalım mı? Hayır kırarsınız. O kadar. Çok kuvvetli bir şekilde vurduğu için herhangi bir müdahale yaptığınız anda onun bacağının kolunun kırılmasına da neden olabilirsiniz. Biz sadece başının altına aynen. Bir şey koyuyoruz. Çantadır, köpük elimizdir. Köpük varsa da yan çeviriyoruz. Köpük varsa boynunu yan çeviriyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kendinde misin, nasılsın, iyi misin, ne oldu sana tokatlama falan hiçbir şey yok. Kesinlikle. Peki kravat takıyorsa bir şey gömleği varsa onları gevşetebiliriz. Biraz çözeriz tabii. Birazcık rahatlaması açısından hafiften olan şeyleri ben size söylüyorum o yüzden. Ama nöbetten sonra çözersiniz. Nöbet esnasında yapamazsınız onları. Hareket halinde olduğu için biraz zor. Birazcık şöyle. Devamlı titreme zaten halinde. Zaten birkaç saniye sürecek o. Hemen şöyle kravatı nöbet bittiğini hissettiğiniz anda, hareket bittiği anda şöyle birazcık kravatı çözersiniz. Peki şey yapılabilir mi? O da yapılamaz. Kırılır o zaman. Yine bir omurgasına, kasına zarar vereceğiz. Şöyle iki büklüm oturtturmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapılamayacak. Hiçbir şey aynen yapılmaz. Biz yarardan çok zarar vermiş zarar oluruz. Zarar vermiş oluyoruz. Ve yardım üstüne basa derken. Basa söylüyorum burada. Sizi çok iyi algıladım ama sevgili izleyicilerimiz de en azından bir yaşama birazcık daha yardımcı olabilmek adına paylaşmak istiyorum. Örneğin ne diyelim? Ayıldı kendine geldi. Hı-hı. O birkaç saniyelik dakikalık şeyden hı-hı. Sonra. Sana ne oldu? Kafana taktığın bir şey mi vardı? İşte nerede olduğunu biliyor musun? Bu tür sorular değil. O kişi ben neredeyim dediği zaman da bulunduğu ortamda güvenli ellerdesin, buradasın tabii. Deyip rahatlamasını sağlıyoruz. Aynen öyle. İlk çünkü yardımımız bu. Birkaç saniye hatırlamıyor nerede olduğunu. Hı. Siz o anda korkma şuradasınız deyince o kadar büyük bir rahatlama oluyor ki insanda. Tamam ben güvenli yerdeyim. Tamam şimdi o kendine geldi. Sonra oturmaya başladı. Hı hı. Biz ne yapıyoruz ondan sonra? Ambulans falan çağırıyor muyuz yoksa tek başına yok. Gidebilir mi o kişi? Kendisi gidebilir. Ondan sonrasını zaten kendisi halledecek. Ve onlar hep ceplerinde ilaçları var zaten. Tamam. Çoğu zaman yanımızda ilacımızı taşırız. Çünkü öğlen alınan ilacı varsa mesela öğlen alabilmesi için çantasında bir ilaç vardır. Peki Ebru Hanım ilacı var. İlacını da düzenli içiyor. Niye bu hata oluyor? Bazen ilaç doğru saptanamıyor. Bazen de nöbetler çok güçlü oluyor ve ilaç ona cevap vermiyor. Tabii. Bazen de o streslerle başa çıkamıyor, evet, ataklar tetikliyor. Oluyor. Peki derneğimize geçelim. Tabii. Siz dernekte bu tür kişiler size geliyor. Bizler de gönüllü olarak derneğinize çalışabilir miyiz? Tabii. Her güzel yaşama bir dokunuşta kendimizi iyi hissetmek adına bir şeyler yapabilir miyiz? Neler yapılıyor, ne aktiviteler yapılıyor? Hep gelen kişiler epilepsi rahatsızlığından yaşamış. Ve bilgilerini paylaşmak için bir derneğe katılıyor. Ne yapılıyor sizin derneğinizde? Derneğimiz 2001'de bir epilepsi derneği kurulmuştu.
O derneğin de kurucularından birisiyim. Sonra derneğimiz 2010'da kapatıldı. 2013 yılında tekrar epilepsi adına bir dernek kuruldu ki Türkiye çapında tek derneğiz biz. Bizim amacımız insanları bilinçlendirmek, ne yaparsak bunları topluma kazandırırız, nasıl doğru müdahalelerde bulunmalıyız, bunları halka öğretmek istiyoruz. Geçen sene Temmuz ayında biz yönetimi aldık. Aldığımız günden beri farklı farklı faaliyetlerde bulunduk. Birçok ilçede Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece gibi bazı ilçelerde, Bakırköy gibi ilçelerde etkinlikler düzenledik. Burada doktorlarımızı davet ettik. Epilepsinin ne olduğunu, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini, hastalarımızın sorularına yanıtlar verdiler. Profesyonel kadrolarla çalışıyoruz. Daha önceki dernekte de sadece doktorlarla çalışılmıştı. Kasım ayında bir değişiklik yaptık. Dedik ki sadece doktorlarla çalışmayacağız. Psikologlar ve hukukçuları da işin içine katalım. Ve sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Psikolog getirdik, hukukçuları getirdik. Böylece hukuki olarak bizim haklarımız ve borçlarımız nelerdir? Bunları öğrenirken diğer tarafta da psikolojik olarak onlara nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar bize. Daha sonra Türkiye Psikiyatristler Derneği, Türkiye Psikologlar Derneği, bunlarla da iletişim halindeyiz. Türkiye İstanbul Barolar Birliği ile Engelliler Birimi ile çalışıyorduk. Sağ olsunlar Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruda bulunduktan sonra ilk daveti biz aldık. Yeni kurulan insan hakları bölümü varmış. İlk eğitimi bizde verdiler. Şubat ayında yeni kurulan bir bölüm orası da. Orada verdiler. Dergilere, gazetelere anlatıyoruz. Bizim istediğimiz şey halkın bilinçlenmesi, bir epilepsiye acınarak değil yardım edilerek yaklaşılması. Çünkü hepimiz olabiliriz. Yarın bir gün tansiyonumuz düşüp başımızı vurduğumuz anda epilepsi başlayabileceği gibi bundan 4 yıl sonra da etkisini gösterebilir, başlayabiliriz. Hepimiz ateşlenebiliriz. Eskiden çocuklarda özellikle havale olayı 1 yaşla 6 yaş arasında havale olayı söz konusu olup başlayabiliyor. Büyüklerde havaleye gerek yok. Biraz ateşli hastalıkla da bu olay başlayabilir. Çünkü çocuk kadar direnme gücü yoktur. Şimdi şöyle, epilepsi acınacak bir durum değil. Acımamalıyız dedik. Hı-hı. Sadece epilepsiye değil. Engelinin oranı ne olursa olsun. Tabii. Hiçbir engellimize yani bizde de olabilir diyoruz. Tabii engelli ki. Adayıyız. Yani ne oldu? Örneğin trafikte gidiyorum, arabamla gidiyorum. Bir kaza geçirdim, bir uzuvum kayboldu diyelim. Kesinlikle bir olabilir. Engel adayım. Yani burada hayat bitti, yaşam bitti. Toplumdaki yaşam statülerim sona erdi. İnsanlar bana yüz çevir. Böyle bir şey olmamalı. Maalesef oluyor da. Olmamalı, o oluyor, çok doğru. Oluyor da. Acınacak kimseye acımamamız gerekiyor. Ya kendimize, sağlıklı bedenimizle psikolojimiz kötü. Mutlu tabii. Değiliz. Şimdi bedenim iyi. Yürüyorum, ediyorum. Her şeyi düşünüyorum, yapıyorum. Ne kadar mutluyuz. Yani o zaman oturalım, kendimize de bir şeyler üretmiyoruz. Sağlıklı bir bedene sahipken üretmiyoruz. Oturalım, acıyalım. Yani bu acınacak kelimesini ben asla kabul etmiyorum. Acınmaması gerekiyor. Sonuçta birey yaşıyor. Yaşamı biter. Yani bitkisel hayata girer. Cihazlara bağımlı yaşar. Hiçbir şekilde bilincimiz, hiçbir şeyimiz yoksa cihazın fişi çekileceği anda hani o anda kendi yakınları falan acıyabilir. Çünkü bir daha o insanla konuşamayacak, göremeyecek, edemeyecek. Bir cihazla birlikte fişi çektiğin an bitecek gibi düşünülebilir. Hı-hı. Ama öbür türlü hangi uzuvumuz yerinde olursa olsun acınacak değil de onun o duygularını paylaşacak durumda olmalıyız. Kesinlikle. Bilgi edinmeliyiz, yardımcı olmalıyız. Şimdi bakıyorum Ebru Hanım, yani tekerlekli sandalyede giden bir kişiye bakıyorum. Bazen paylaşıyorlar da asansörler tıka basa dolu. O kişiye yer vermiyor ve tekerlekli sandalyedeki kişi asansörü bekliyor. Şimdi acımayı bırakın, yardımsever değiliz. Neyini acıyoruz? Acın zaten bilinçli bir insan acımaz. Acıma duygusu diye bir şey yok. Bilinçli bir insan yardım etmeye, onu çözmeye çalışır.
Ve o bilgileri paylaştıkça da daha duyarlı, bunu en aza ne kadar indirebiliriz diye. Hı hı. Okullarda aslında konuşulmalı, ders olarak bu verilmeli. Okutulması gereken bir şey aslında. Bilinçlendirilmesi gerekiyor toplumumuzda. Sosyal bilinç yok bizde. Bir insandan bahsediyoruz, bir insana dokunuyoruz, yaşama dokunuyoruz. Şimdi psikolojik travmalarda, psikolojik vakalarda epilepsi değil, hiçbir şey değil. Yaşadığı bir depresyonu alt edemiyor. İşte köprüden atlayanları çok görüyoruz. Tamam. Ajitasyonla kendilerini bıçaklayanlar, öldürenler, direkt hayatına son vermeye çalışan ilaçlarla falan, zehirli maddelerle gibi. Bunlarda epilepsi yok. Bunların bir engeli yok. Sadece farklı bir bunalımdan dolayı beyinde odaklayamıyorlar. Hayatı zehir geliyor. O yüzden kimseye acımamamız gerekiyor. Ben bunu üstüne basa basa sizin sözünüzü keserek hep söylüyorum. Çünkü çok çok doluyum. Tabii. Ve daha önceden Maltepe Belediyesi'ndeki Mustafa Bey, Mustafa Zengin'le ben bir çalışma yaptığımda yaşlılıkla ilgili bir kitap daha çok sevmiştim. Sizin engellerinizi kaldırmaya geldik. Sizi anlamaya ve yardımcı olmaya geldik. Biz de bir engelli adayıyız diye bir çalışmalar yapmıştı. Buradan o kendisini de sevgi ve saygıyla anıyorum. Kendisinin değeri, sevgisi bende çok farklı. O yüzden belediyelerimize çok iş düşüyor. Toplumumuzu bilinçlendirmeye çok iş düşüyor. Kesinlikle. Sizin derneğinize çok iş düşüyor. Size gelen en çok kişiler engelli kişiler mi diyoruz? Yani epilepsi tabii, olan kişiler. Sadece epilepsiler mi geliyor? Epilepsiler. Genellikle onlar geliyor. Çünkü insanlar ne zaman canı yanıyorlar, o zaman hassasiyet kazanıyorlar. O zaman o ana kadar, anlıyorlar. O ana kadar kolay kolay hassasiyetleri yok. Nasıl gelenler ya kendisi epilepsilidir, ya yakın, ya çocuğu epilepsilidir ya da annesi. Yani mutlaka ebeveynler de birinci derecede yakındır. Yani teyzesi veya amcası epilepsil değildir. Birinci derecede canı yanıyor. Aynen öyle. Bu sefer ne yapabilirim diye hareket ediyorlar. Biz de onlara şimdi bilgilendirmek istiyoruz ama şöyle bir olgu var toplumumuzda. Hala da epilepsili olduğunu belli etmemek için bu toplantılara gelmeyen çok kişi var. Kabullenemiyor, bunu yüzleşemiyor. Toplum bilmesin, saklayalım. Buna cin çarpması diyenler oluyor. Buna bulaşıcı diyenler oluyor. Yani hala da ortaçağ zihniyetinde olan o kadar çok insan var ama ki toplumumuzda. Ama bilinçsizlikten, eğitimsizlikten. İşte biz onları eğitmek istiyoruz. Fakat ama izin verirlerse. Tabii. Yani sizin uğraşınız kadar bir de sosyal bilincin düzeltilmesi, bu çok önemli bir şey. Bizi zaten uğraştıran bu. Yoksa doktorlarımız bize yardımcı oluyorlar, hukukçular, psikologlar hepsi bize yardımcı oluyor. Belediyelere gidip de şu gün şurada eğitim vermek istiyorum deyince bana hayır demiyorlar. Toplum olarak çok toplum güzel o olarak zaman. Evet. Yani bana yardımcı oluyorlar ama halk bu konuda kendisi için bu kadar çalışıyor mu? Bu çok önemli bir şey. Kendileri için çalışmıyor. Bizim onları düşündüğümüz kadar onlar kendilerini düşünseler şöyle var, çok o zaman farklı olur. Yine hep psikolojiyle hat safhada gittiği için söylüyorum. Öncelikle kendinizdeki tanıyı, kendiniz bir sorun varsa yüzleşeceksiniz. Tabii. Onu dibe, yapamıyoruz. Dibe vurma dediğimiz, çökme dediğimiz, travma yaşıyorsan bir kere yaşa. Onunla yüzleş, sorunu çöz. Önce belirle, çöz. Ondan sonra da neler yapabilirim diye yaşama. Tekrar farklı bir açıdan merhaba de. Tabii. Şimdi bir utanılacak bir durum değil. Niye söylemiyorsunuz? Ama şimdi kızım evlenemez, evde kalır. Olacak. Epilepsiyim. Flört ettiğim, sevdiğim veya nişanlandığım kişiye diyorum ki ben epilepsi hastasıyım. Ne oluyor bu sefer? Ebeveyni diyor ki bu kızla evlenme. Hayatın boyunca buna bakacaksın. Tabii. Bu hamile kalacak. Hamilelikten sonra da epilepsili bir çocuk olacak. Hep yatalak birine mi bakacaksın? Felç olacak. O kadar yanlış bilinçler var tabii, ki. Çok yanlış. Epilepsi hastası hamile kaldığında çocuğu epilepsi olarak doğar mı? Mutlaka doğacak diye bir şey yok. Genlerinde olabilir ama o gen açığa çıkarsa. Yedi gen, tabii yani. Mesela benim büyük babam havale geçirmiş. Babamda, halamda, amcamda hiçbir şey yok. Bu kadar ama ben de havale geçirdim ve devam etti bendeki. Baktığımız zaman epilepsinin devam ettiği 4 jenerasyona bakıyoruz. Kimse yok. Demek ki öncekilerde böyle bir şey olmuş. Bana da geçti. Yani bu olay bu şekilde genetik de olabilir. Belki bilmediğim birisi var. Böyle olabilir ama bendeki havaleyle başladı. Yani şunu söylüyoruz. Birçok nedenden dolayı gerçekleşebilir. Genlerimiz hep var. Yani genlerimizi tabii, bir araştırdığımız zaman olmak zorunda değil ailenin yani. Bulgularından, ebeveynlerinden, törelerin töresinden bir şeylerden bir şeyler geliyor. Tabii. Ama sen yaşam şartlarında, statülerinde o genle doğdum diye ben belki o genim hiç baskın çıkmayacak, tabii, ortaya çıkmayacak. Olmayacak.
Tabii. Ama bir ateş onu tetikledi. Veya bir travma, bir kaza onu tetikledi. Veya da hiçbir şeyin yok. Gende siz, de yok, tetikledi. Siz önceki genlerinizde ne olup olmadığını bilemezsiniz. İşte. Sadece bu epilepsi değil. Başka şeyler de bize gelebilir yani. Yani genetiklenildiği şeker hastasıdır. Korkuluyor işte. Üçüncü, dördüncü jenerasyonda belki şeker hastası bir büyüğüm var. Veya başka türlü rahatsızlığı olan birisi var. Yani bize neyin geleceğini veya gelemeyeceğini sırf bunları düşünerek hayata devam edecek olursak zaten yaşayamayız. Yaşayamıyoruz önümüze zaten. Önümüze bakacağız, arkamıza değil. İşte intihar vakaları öyle oluyor, yaşayamıyoruz. İşte siz epilepsiliyseniz siz de çalışırsınız. Sen ne yapmazsınız? İnşaatın dışında boya yapayım diye denilen bir işle uğraşmazsınız mesela. Yani. Veya yer altında maden çıkaracağım diye çalışmazsınız. Ama bunun haricinde bir öğretmenliği çok rahat yaparsınız. Bir masa başı işini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Satış pazarlama müdürü, muhasebe hepsini yapabilirsiniz. Ebru Hanım, ben neyi gözlemledim? Şimdi devlette de belli bir yasa var. Engelli olan kişileri çalıştırmak zorunda. İşte yüzdeleri var bunların. Böyle bir kanun da iyi oldu. Fakat ben şunu gözlemliyorum. Özellikle devlet dairelerinde. Engeli olan kişiler dört elle mesleğine daha çok sarılıyor. Kesinlikle. Ve engeli olmayan kişiler işlerini bile onlara aktarıyorlar. Nasıl sevecen, nasıl çalışkanlar. Çünkü bir şeylere yarama hevesi, bir şeyler var. Onların okumaya hakları var. Onların bu toplumda yaşamaya hakları var. Biz epilepsi çok küçük noktalar. Biz ciddi engellilerden de bahsediyoruz. Tabii, yani tabii. Onların okuma, yaşama, hiçbir şeyi kimsenin elinden almaya hakkı yok. Benim öğrencilik yıllarımda bir anne sırtında çocuğu, felçli çocuğunu taşıp getiriyordu. Şu anda çok ünlü bir doktor. Çok ünlü bir doktor. Yapar. Ve tüylerim diken diken oluyor. Anne sırtında taşıyordu. Bir tane alamıyordu işte. Tekerlekli araba tekerlekli kol. Sandalye alamıyordu. Durumu yoktu. Kar kış geliyordu. Ve benim arkadaşım o kadar yüreğime dokunuyordu ki. O kadar çalışkandı ki. O kadar beyefendiydi ki. Şu anda da çok iyi doktorlarımızdan, cerrahlarımızdan bir tanesi. Ne yapıyor? Tekerlekli sandalyeyle ameliyat yapılamıyor mu? Ona yapılır. Ait bir şey çıkarıldı ve yapıyor. Yapar. Yani bu kadar basit. Kimsenin okuma hakkı, kimsenin yaşam hakkı, kimsenin çalışma hakkı alınamaz. Ama ne yapıyor? Hastalarına daha iyi dokunuyor. İşte egoları yok. Yaşayınca o konuda daha güçlü olmanız gerektiğini düşünerek daha farklı hareket ediyorsunuz. Bakın ben kendimden size örnek vereyim. Daha önce dediğim gibi ben üniversiteden terktim. Çalıştığım kuruluş karşıda Kadıköy'deydi. Bir dönem Koz Yatağı'na gittim geldim. Evim Beylikdüzü'ndeydi. 6.30'da çıkıyordum evden. 6.30 otobüsüyle 9'da işte oluyordum. Akşamleyin 7'de çıkıyordum. 9.30'da evde oluyordum. Normal günlerde kar yağmuru yokken. Normalde bu şekilde gidip geliyordum. Sapasağlam dediğim kişiler dayanmıyor buna. Bu şekilde gidip geliyordum. Dedim ki annem istersen üniversiteye gidebilirsin dedi. Dedim ki 26 yaşında iyileştim. Üniversiteye bir sene sınava gireceğim. 4 yılda öyle 31 yaşından sonra işe giremem. İkisini beraber götüreceğim. Hı hı. Sen bilirsin dedi annem. Açık öğretim fakültesine girdim. İkisini beraber götürüyordum. Otobüslerde zaten ayakta gidip geliyorduk. Orada kitabı okuyordum. Okuduğum yerlerde önemli yerleri tırnağımla işaretliyordum. Otobüsten iniyordum. Otobüs duraklarında tırnakla işaretli olan yerlerin altını çiziyordum. Bir sonraki otobüse biniyordum. Bu şekilde giderek ben 4 yılda üniversiteyi bitirdim. Ama diyordum ki ben buraya giderken yazın boşum. Yazın ne yapacağım? Birinde dış ticaret, birinde TOEFL hazırlık, birinde işte başka bir şey falan derken her dönem başka birini bitirdim. Sonra bir kız arkadaşımla eve çıktık. Kendisi GATA'dan birincilikle mezun olmuş birisiydi. Bana dedi ki, ben dedi 6 yılda dedi, bitirdim birinci oldum ama Ebru dedi. Eğer dedi sen olsaydın, sen dedi tıbı 6 yılda bitirirdin ama vizelerle finaller arasında boşluk oluyor, benim canım sıkılıyor der. Güzel sanatları da bitirirdin sen dedi, ikisini aynı anda. O kadar azim. Dedim ki, annem bana hep derdi 6 yılda sen tıbı bitirirsin diye. Ama senin gibisini duymamıştım. Hakikaten yapardım herhalde. Hazırdır dedim. Bu kişi Ahmet Necdet Sezer'den diplomayı alan GATA tıbbın birincisi olan kızdı. İşte. Öznur. Şimdi
siz yapamadığınız bir şeyde bu sefer diyorsunuz ki ben bunu da yapmalıyım. Hırslanıyorsunuz. Doktorlar bana diyordu ki bu kadar yaptığın için nöbetleri tetikleyeceksin. Daha yeni bitti ameliyatın. Ben diyordum ki yok diyordum. Ben işi, dersi, dershaneyi ve derneği dördünü bir arada götürürüm. Nasıl yapacaksın diyorlardı. Götürüyordunuz da. Aynen. Cumartesi günü yarım gün burada diyordum. Pazar günü derse giderim. Dersleri bitiririm. Cumartesi öğleden sonra da şeye giderim, derneğe giderim. Ne halim varsa gör dediler bana. Yılda 4 gün tatilim vardı. Süper. 19 Mayıs, 23 Nisan Milli Bayramlar. Evet. Peki derneğinizde geziler falan düzenliyor musunuz? Onun için bütçemiz yok. Yani ekonomik olarak... Derneklerin de böyle bir sıkıntıları var. Işte. Hiçbir yerden bizim gelirimiz yok. Doktorların derneği var. Doktorların derneği bize belirli bir para veriyor. Kiramız var. Biz de kira olarak ödeme yapıyoruz. Onların olduğu yerde oturuyoruz. Onlara bu parayı kira olarak geri ödüyoruz. Bir etkinlik yapmak istiyoruz. Mesela İstanbul dışına da çıkmayı hedefliyoruz. Geçenlerde İzmir'de bisiklet yarışları vardı epilepsililer için. Oraya gidecek ama arkadaşlarımızın 3 tanesi çalışıyor, 3 tanesi de işsiz durumunda. Zaten 6 kişi yani dernekte toplam iş yapıyor denilen kişi sayısı çok az. Üye olan çok oluyor ama iş dediğiniz zaman işe gelen hiç kimse yok. Bu üç arkadaşımıza zaten bir yere git diyemiyorsunuz. Diğer üçü de ekonomik durumu olmadığı için bir yere gidemiyor. Bize bir yerden bir destek gelse şu anda neler neler yaparız ama ekonomik olarak herhangi bir şey yok. O zaman birazcık desteğe bu tür derneklerde duyarlı olalım ve desteğe ihtiyaçları tabii, var. Tabii kesinlikle çok önemli bir şey. Çok var. Çok önemli. Her geçen gün ama üye sayınız artıyordur herhalde dernekte. Kesinlikle dernekte üye sayımız artıyor. Dediğimiz gibi seminerler veriyoruz. Mesela önümüzdeki ay valilikle görüştüm. Bu şey için bütün kaymakamlıklar 39 ilçenin kaymakamlığı ve belediyesinde görevli olan bazı kişiler oraya çağrılacak. Hepsine eğitim vereceğiz. Eylül ayı başında Milli Eğitim'le görüşmüştüm ben. Doktorları saptadıktan sonra dilekçeyi vereceğim. Eylül ayında 3 ayrı bölgede farklı yerlerde eğitim vereceğiz. Öğretmenlere, beden eğitimi öğretmeni, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlere. Ne kadar güzel. Farklı noktalarda işin ilginç tarafı hemşirelerden bir kişi, bir de eczacılardan bize de eğitim verin dediler. Ne kadar güzel. Yani onlara da eğitim verecek. Onlara da eğitim vereceğiz. Programımızın sonuna geliyoruz ama biz gözlükle kapatalım. Tabii. Yine. Takabilirsek tabii. Evet. Oldu mu? Oldu. Oldu. Evet sevgili izleyiciler, bugün de sona geldik. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Lütfen hepimiz engelli adayıyız. Engelleri insanların kaldıralım ve daha duyarlı olalım. Derneklerimize daha destek olalım. O yüzden burada da bizi bilgilendirdiği için Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle, hassasiyetiniz için. Rica ederim, saygıyla. İyi haftalar diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaşadığı dönemin en önemli inanç önderlerinden biri olan Hüseyin Doğan dedemizi Hakk'a yürüyüşünün 34. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Müzik 21 Mayıs Pazar günü Malatya'nın Kırlangıç köyünde yapılacak olan